günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu haftalar diliyorum ve hiç vakit kaybetmeden ilk konumla bağlantımı gerçekleştirmek istiyorum. Çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız şu anda canlı yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Çağda Hanım. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok çok iyiyiz hocam. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki koronavirüs gündemini konuşacağız. Kademeli normalleşme hangi kısıtlamaları içeriyor detaylı bir şekilde bakacağız. Tam kapanma ne kadar işe yaradı? Soracağım en önemli sorulardan bir tanesi ve Türkiye aşamada hangi aşamaya geldi birlikte bakıyor olacağız. Bir tablomuza dilerseniz hocam bakalım onun üzerinden ilerliyor Tabii. olacağız. Yapılan test sayımız 202.243, vaka sayımız 10.502, hasta sayımız 920, vefat sayımız maalesef 223, iyileşen hasta sayımız ise 14.418, ağır hasta sayımız da 2.468. Hocam ilk olarak dilerseniz Sağlık Bakanı'nın şöyle bir açıklamalarına bakalım. Salgının seyrini kendisi şöyle değerlendirmiş. Kentte vaka sayısı ve poliklinik başvurularının %65 oranında azaldığını duyuran Bakan Koca, hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda 1/3 oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor, salgını durdurmak elimizde ifadelerini kullandı. Bu noktada vaka sayılarındaki düşüşün sebebi tamamen sizce alınan tedbirler mi? Mutlaka ki işe yaradığını biliyoruz. Çünkü biz de çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz millet olarak. Bunun karşılığını alıyor muyuz yoksa daha ilerleyen günlerde mi alacağız? Aslında tabii bu tam bir kapanma uygulamadığımız için bunu tam değerlendirmek zor. Ancak şunu söyleyelim, eğer bütün bu işte azalan hasta sayısının alınan tedbirlere bağlarsak hata ederiz. Çünkü başka bazı faktörler de var. Örneğin bunlardan bir tanesi, dikkat ederseniz dünyada bütün ülkelerde vaka sayılarında bir azalma dönemine girdik. Bunun nedeni de şu, salgın hiçbir zaman böyle düz bir çizgi gibi seyretmiyor. Tamam. Bir dalga şeklinde seyrediyor. Bunun bir çıkış kolu olduğu gibi bir tepe noktası, sonra da iniş kolu var. Evet. Şimdi doygunluk derecesine ulaşıyor salgın bir yerde, vakalar azalmaya başlıyor. Yani hiçbir şey yapmasanız da, hiçbir tedbir almasanız, hiç aşılama yapmasanız da bir süre sonra bu iniş koluna geliyorsunuz. Ama tabii bu, eğer tedbir almazsanız daha yüksek bir tepe noktasından aşağı doğru iniyor. Şimdi neden ne? Mesela bir aile düşünün. Ailede 6 kişi olsun. Virüs girsin bu aileye bir kişiyle. Herkes hastalanınca bir duruyor orada vaka sayısı. Sonra iyileşenler oldukça azalmaya başlıyor. Bir süre sonra bu evdeki virüs taşıyanlar dışarı çıkıp bulaştırmaya başladığında yeniden artmaya başlıyor. Ya da yeni bir mutant virüs çıkıyor ortaya. Bu da vaka sayısını artırıyor. İkinci nedeni, vakalar giderek daha gençlerde ve çocuklarda olmaya başladı. Şimdi, yani bu aşılanmanın etkisiyle mi hocam, yoksa mutant virüs kaynaklı da diyebilir miyiz? İkisinin de etkisi var. Hem 65 yaş üzerine aşıladık, onlar da hastalık sayısı azaldı. Hem de mutant virüsün özelliği çok daha az virüs parçacı hastalandırmaya yettiği için. Evet. Şimdi gene biliyoruz ki bu insanlarda işte bir vaka, yaş aşağı doğru indikçe belirti verme oranı azalıyor. Doğru. Yani 65 yaşın üzerinde %85 belirtisiz seyrederken, bu oran genç yetişkinlerde %90'a, çocuklarda %95'e çıkıyor. Bizim de vakaların ortalama yaşı azaldıkça bu gördüğümüz sayının düşmesi normal. Çünkü bu bizim gördüğümüz vaka sayısı değil. Yani bugün de 10 binler civarında açıklanan vaka sayısı değil. Biz sadece belirtisi olanlara Tabii. ve çok az sayıda da onların temaslarına test yaptığımız için bu gördüğümüz bizim belirti veren kişi sayısı. Evet. Şu açıdan önemli, hastanelere olan yük azalıyor. Sayın Bakan'ın dediği gibi, işte belirti azaldıkça hastaneye başvuran, yoğun bakım ihtiyacı duyan kişi sayısı azalıyor. Ama toplumda virüs
bulunduran ve etrafa bulaştıran insan sayısı azalıyor mu onu bilmiyoruz. Onun için bir tarama testi yapmak lazım. Üçüncü etken de tabii kısıtlanmak önlemleri. Çünkü şöyle düşünün, bayramdaki bu tatilde daha önceki kısıtlama döneminde İstanbul, Ankara gibi metropoller boşaldı. Bayağı nüfus yoğunluğu azaldı. Doğru. Toplu taşıma araçlarına binen sayısı azaldı. Tabii. Anadolu'nun değişik bölgelerinde bir artış var mı bunu göreceğiz. Ama bunu sorunuza cevaben söylüyorum. Bunu böyle bir günde aniden bir vaka artışı ya da azalışı şeklinde görmüyoruz. Çünkü bu hastalık bildiğiniz gibi bir bulaştırma katsayısı var. Evet. Yani bir kişi üç kişiye, işte iki hafta sonra o üç kişi başka bir üç kişiye, iki hafta sonra başka üç kişiye bulaştırarak devam ediyor. O yüzden biz bunların etkilerini birkaç ay sonra bile görmeye devam ediyoruz. Yani hemen bütün etki ortaya çıksın diye beklememeliyiz. Sizin burada bir uyarınız var. Daha önce üç kez yanlış yaptık diyorsunuz. İlk başta Haziran ayında açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da Mart ayında açarak yaptık. Normalleşmenin kademeli evet. olması doğru ama kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli. Ve biz bugün itibariyle yeni bir döneme adım attık Mehmet Hocam. Kademeli normalleşme sürecini bugünden sonrasını peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi ben şunu önermiştim. Şimdi bu kademelendirmeyi yaparken bazı aldığımız önlemlerden daha az bir etki bekliyoruz, bazılarından daha çok etki bekliyoruz. Mesela en çok bulaşın olduğu toplu taşıma araçlarına ve iş yerlerine yönelik önlemler çok daha önemli. Yani restoranlar, kafeler, işte kuaförler, berberler bunlar salgının esas bulaştığı alanlar değil. Buralardan çok daha az sayıda hasta çıkıyor. Esas yüksek sayıda hasta bu biraz önce saydığım yerlerden çıkıyor. Şimdi kademelendirirken de buna dikkat etmek lazım. En büyük problemlerimizden bir tanesi özel sektörün başından beri bu alınan tedbirlerden hep muaf olması, katılmaması, esnek çalışmaya, kademeli mesaiye bir türlü yanaşmaması. Böyle olunca da toplumun yarısının uyduğu, yarısının uymadığı bir işte normalleşme ya da işte kısıtlama yaşıyoruz. İkincisi okullar için okullar açılabilir ancak diğer kısıtlamalar devam ederken açılmalı diye söylüyorum. Çünkü eğer diğer kısıtlamaları kaldırır okulları öyle açarsanız okullar ciddi bulaş kaynağı haline gelebilir. Ama sadece okulları açarsanız o zaman bu risk son derece düşük olacaktır. Şimdi esas burada önemli nokta şu. Şimdi şu anda dikkat ederseniz bütün günden bu alınan işte önlemler nedeniyle canı yanan, doğal olarak canı yanan esnafın haykırışlarını izliyoruz. Doğru. Ama şunu anlatamıyoruz. Yani bunun tek yolu var. Mesela üç defa bu süreç içinde üç defa restoranları kapattık, tekrar açtık, tekrar kapattık. Evet. Okulları üç defa kapattık, açtık, kapattık, açtık. Bu işin kesin yolu aşılamada %70-75 hedefe ulaşıncaya kadar evet. bu tedbirlerle salgını kontrol altında tutmak. Yani salgının hangi noktada kontrol altında olduğunu söylemek için vaka sayısını bilmemiz, tarama testleri yapmamız lazım ama şu anda kontrolde olduğunu söylemek mümkün değil bu rakamlarla. O yüzden de bunu sağlayamadığımız sürece bu süre uzayacak. Yani restoranların kapalı kalma süresi uzayacak, kafelerin kapalı kalma süresi uzayacak. Onun için ne yapıp edip bir an önce bu sayıları kontrol edilebilir düzeye çekmekte. Biz şu anda gerçek vaka sayılarını biliyor muyuz hocam? Ya da gördüğümüz tabloyu kaçla çarpmamız gerekiyor? Sadece belirti verenlere yapılan testin sonucunu tabii. görebiliyoruz şu anda dediniz zaten az önce. Evet. Hem de bir taraftan da test ortalama %50 civarında negatif sonuç veriyor. Yani virüs olmasına rağmen evet. negatif çıkıyor. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman bunun hiç tarama testi yapmayan bir ülkede 10 katı kadar bulunan rakamın.
İşte bir hastalama testi yapıyorsanız 8 katı, 9 katı kadar, ama yani 10 katına yakın miktarda bir kişinin şu anda virüsü bulundurup etrafa bulaştırdığını söylemek mümkün. Evet, bizde aslında biraz psikolojik olarak kademeli normalleşmelerden sonra daha refah günlere gideceğimizi planlıyoruz. Ama virüsün planının ne Tabii. olduğunu bilmiyoruz, öyle değil mi hocam? Tabii. Şimdi İngiltere'de bakın, çok 5 Kasım'da çok ciddi bir sistem değişikliğine gittiler. Bütçeyi, salgınla mücadele bütçesini %40 artırdılar. Bu işin kontrolünü bir epidemiyoloji kurumuna verdiler. Ve bunun aynı zamanda aşı yaptılar, ama aşının etkisiyle değil. Bu sistem ve sıkı kontrollerle Evet. binlere kadar indirdiler. Önümüzdeki Şimdi hafta yeni galiba tamamen normalleşiyorlar hocam. Tamamen açılıyor valla her şey galiba diye biliyorum. çok çok tartışılıyor. Çünkü 2000'lere doğru bir artış görüldü. Ve Öyle mi? Sağlık Bakanı da, İngiltere Sağlık Bakanı da dün Hindistan virüsünün yayılmasından çok endişe duyduklarını, eğer bunun böyle gözlem devam ederse bu şekilde bu açılmayı erteleyeceklerini açıkladı. Yani 1000 ile 2000 arasında bu kadar fark var. Üstelik bizden çok daha fazla test yapan bir ülke. Evet. 1000 vakayı bulabilmek için 300 bin test yapıyorlar günde. Biz 10 bin vakayı bulabilmek için 200 200 bin bin test test yapıyoruz. yapıyoruz. Buna rağmen gene de endişe duyuyorlar ki işte aldıkları bu tedbirleri tekrar koyma planları var eğer devam ederse. Hocam baktığımız zaman herkes restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak diye düşünüyor. Şu anda hafta içi her gün 07-20 saatler arasında gel al ve paket servis. 20-24 saatler arasında ise sadece paket servis. Hafta sonları ise 07-24 saatler arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler zannedersem ki 1 Haziran'a kadar. Restoranların tam Evet. olarak normale dönmesi sizce ne zaman söz konusu olabilir? Vallahi aslında dediğim gibi iyi planlarsanız kaldırılmayacak tedbir yok. Mesela restoranlara 2 metrelik masa mesafelerini, işte şeyleri, şimdi yaz da geldi, açık havada öncelikli olmak üzere havalandırma sistemlerini kontrol ederek bir sertifika verip açılması sağlanabilir. Ama geçen defa şunu gördük. Verilen o sertifikalar da, aranan kriterler de uygun değildi. Geçen defaki incelemede. Ve sonra da takibi iyi yapılamadı. Evet. Yapılırsa eğer, yani restoranlar esas bulaş kaynağı olan yerler değil. Evet. Açık Mesela havada ilk olması dolayısıyla yine aynı zamanda. tabii, yani açık havada 19'da 1'i kadar kapalı ortamın bulaş riski. Ama esas bu iş yerlerindeki Evet. kalabalıklaşmaları önlemek için özellikle büyük iş yerlerinde çok kişinin çalıştığı, hatta mesela inşaat sektörü gibi işte işçilerin birlikte yemek yiyip uygun olmayan mekanlarda işte birlikte uyudukları bir ortamda Evet. virüs bulaşı restoranlara göre çok daha Daha fazla. yüksek. Ve bunlara yönelik önlemler devam ederken diğer yerlerin açılması daha uygun olur. 1 Haziran'da göreceğiz. Yani hepsini birden kaldırmak yerine tabii sayı da belirleyecek. O zamanki durum da bu 1 Haziran'da ne yapacağımızı belirleyecek. Ancak yani dediğim gibi eğer uygun tedbirler alınırsa ve uygun şartlarda restoranlarda, kafelerde açılabilir belli durumlarda. Ama Türkiye şu anda yani nüfusunun neredeyse yarısına, İstanbul'u düşünürseniz neredeyse %80-90'ı özel sektörde çalışıyor. Evet, doğru. Buralarda tedbir uygulayamıyor. Yani biz buralarda Asıl tedbirleri uygulanması gereken uygulayamadığımız yerde süre... uygulamakta sıkıntı Evet. çekiyoruz. Bir onlara muafiyet Evet. sağlıyoruz. 65 yaş ve üzeriyle ilgili 18 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasındaki son duruma göz atalım istiyorum hocam. Kademeli Tabii. normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan 2 doz COVID-19 aşısı yaptırmış olanlarla 18 yaş altındakiler için ayrı bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Yani 65 yaş üstünü anladım ama peki mesela 18 yaş altı neden aşısız sokağa çıkıyor diye sorayım hocam. Şimdi bu bir defa henüz mevcut aşı yok bunlara uygulanabilecek. İkincisi, tabii bunların hepsinde
bir terazi kullanmak zorundasınız. Yani riski ne kadar kapalı tutarsanız, riski ne kadar. Bunların bir de çalışan nüfusa baktığınız zaman ciddi bir, özellikle 18-20 yaş arası ciddi bir çalışan nüfus var. Hı hı. Okulları kademeli açmayı planlıyorsanız eğer bu yaş grubuna sokağa çıkma yasağı uygulayamazsınız. Doğru. 65 yaş üstü için de anlam bu. İki doz aşısı olanlara ayrıcalık kararları sadece Türkiye'ye özgü bir karar değil. Bu birçok ülkede uygulanıyor. Çünkü burada amaçlardan bir tanesi kişileri bu hastalıktan korumak. Hı hı. Aşı kişileri o hastalıktan koruyor. Tek problem bulaştırıcılığı engellemiyor. Evet. Kişileri korumak için de alınan bir tedbir. Bunu ille devlet insanları aşılamaya zorluyor falan diye değerlendirmemek lazım. Çünkü toplumu korumak zorunda devlet aynı zamanda. Tabii ki 65 yani, yaş üstünde hocam eğer aşı olmamış ya da aşı olmayı tercih etmemiş kişiler varsa da eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Gün içerisinde 10 ve 14 saatleri arasında sadece dışarı çıkabilecekler. Evet. Doğru değil mi hocam? Tabii yani buna şöyle... O size zorla tutup aşı yapmıyorlar. Ama aşı yapmazsan senin için uygulanacak sistem budur diyor. Çünkü toplumu, kişileri hastalıktan korumak devletin anayasal görevi zaten. Hı hı. Bu bazı insanların işte bu aşı karşıtlarının falan tepkisini çekmiş gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu bir zorunlu aşı uygulaması değil yani. Değil. 19 Mayıs'ı kapsayan önümüzdeki günler için hemen hızlıca geldiğimiz için sorayım. Bir kapanma bekliyor musunuz 19-20-21 Mayıs gibi? Vallahi şu anda insanları eve kapatmanın ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Tam yani, yeni adımlar atmışken değil mi hocam? Tabii. Biraz bir de şöyle bir durum var. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi eğer bunu uzun süre yapamıyorsanız, sadece hafta sonları ya da işte 19 Mayıs'ın olduğu tatil döneminde eve kapattığınızda şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Evet. Siz işte evden bir kişi mecburen hayatını kazanmak evin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak zorunda. Bu kişi dışarı çıkıyor, toplu taşıma aracına da biniyor, belki kalabalık bir iş yerinde de çalışıyor. Ve neticede virüsü oradan alıp eve geliyor. Şimdi bu dışarıya çıksa bu insanlar bulaş riski daha az olacak. Doğru. Ama evde kaldıkları için kapalı bir ortamda alın birbirinize virüsü bulaştırın derdi oluyor. Ortamı sunuluyor sanki değil mi? Aynen öyle. O yüzden ben bu birkaç günlük eve kapatmaların, sokağa çıkma yasaklarının faydadan çok zararı olduğunu düşünüyorum. Peki, Milli Eğitim Bakanı'nın yüz yüze eğitim açıklamasına dilerseniz birlikte göz atalım. Tabii. Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. Diğer kademelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime şu anda hali hazırda devam edilecek hocam. Şimdi önce hani çocuk hekimi gözüyle baktığım zaman aynı zamanda işte çocuklarla onların sağlık durumuyla yıllardır ilgilendiğim için şunu söyleyeyim. Çocuklar için çok zor bir süreç. Çok. Yani bu kapalı kalmak inanılmaz zor bir süreç. Bunun psikolojik etkilerini, sosyal etkilerini bir süre sonra göreceğiz. Maalesef. İkincisi eğitim konusunda bu çocuklar belli bir döneme lise çağlarına, üniversite çağlarına geldiği zaman belli sıkıntılar çekecekler. Onun için öncelik hep o eğitime verilmeli. Yani bir tedbir kaldırılabiliyorsa. Fakat onun için de bu tedbirleri kaldırırken tekrar söylüyorum. Diğer tedbirlerin devam ediyor olması lazım. Hı hı. Şimdi bunun tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasından benim anladığım daha çok eğitimle ilgili gerekçelerle işte sınavlar var falan diye belli gruplara öncelik tanınmış. Hı hı. Ama çocukların sağlığı açısından baktığınız zaman bu küçük çocukların daha çok etkilendiğini görüyorum ben. Yani
bu kreş dönemi, Evet. işte ilkokul dönemi daha şey riskli. Riskli. İnşallah onlar da en yakın zamanda okullarına, gerçek hayatlarına, sosyal dünyalarına kavuşurlar diye düşünüyorum. Aşılama konusuna gelelim hocam. Aşılama konusunda şu anda öngörülen seviyeye ulaşabildik mi? Dünyada aşılamada zannedersem en çok aşı yapılan 7. ülkeyiz şu anda. Ve şu ana kadar 25, neredeyse 26 milyon kişi aşılandı. Aşı tedariğinde bir sorun var mı? 50 yaş ve üst altına ne zaman acaba aşılama başlayacak? Şimdi aşılamaya aslında çok hızlı başladık biz. Evet. Yani bir ara işte 5. ülke falandık. Fakat bu yavaşlama neticesinde dün 9. ülke İyiydik 9 mu durumundaydık. olmuşuz hocam? Peki. Evet. Şimdi burada tabii önemli olan kaçıncı olduğunuz falan değil. Herkes kendi nüfusuna göre, kendi şartlarına göre bir aşılama planı yapmak zorunda ama hedef mümkün olan en kısa sürede şu %70-75'lik aşılama oranına ulaşabilmek. Şimdi bunu eğer bu hızla böyle günde 50 bin, 100 bin civarında aşı yaparsak birkaç yıl sürer zaten bu aşılama. Evet. Ama Evet. bu uzadıkça da iki tane risk ortaya çıkıyor. Bir tanesi ilk aşıladıklarınızın bağışıklığı bir süre sonra azalıyor. Tam hangi noktada bitiyor henüz zaman yeteri kadar geçmediği için bilmiyoruz ama azalıyor. Mesela bence ben Dolayısıyla hocam, ben ilk dozumu Aralık ayında olmuştum. Salgın bitene kadar benim aşımın etkisi geçecek. Peki ben acaba tekrar aşı olmalı mıyım? Şimdi işte Ya da onları bana ne zaman sıra bilmiyoruz henüz. gelecek? Yaş olarak mı sıra gelecek, yoksa denek olduğum için böyle bir tekrar aşılanma şansım var mı? Süresi geçen herkes ikinci doz aşı olmaya devam edecek. Yani bu salgın uzun sürecek anlamına mı geliyor? Bunu mu anlamalıyız hocam? Tabii uzatırsak öyle. Yani onun için ülkeler mümkün olan en kısa süreye sıkıştırıp aşılama takvimini bir an önce o noktaya ulaşmak istiyorlar. Biz şimdi bu dönemde aşı sıkıntısı çektik. Çünkü zaten kısıtlı olan dünyadaki aşı üretimi daha çok önceden yapılan anlaşmalar nedeniyle başka ülkelere Evet. kaydırıldı. Ve bu ülkeler hızla bizden geride başlayan bu işte Avrupa ülkeleri hızla bize geçti, yaklaştı, geçiyor. Yani Almanya mesela bizim arkamızdaydı ama günde 1 milyonun üzerinde aşı yapmaya Evet. başladılar. Evet. Hocam aşılama takvimini konuşalım. 50 yaş ve 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aynı zamanda bakalım ve önümüzdeki yılda koronavirüs peşimizi bırakmayacak mı sorularımı reklamlardan sonra soracağım. Sizi Tabii. birazcık dinlendireceğim. Buyurun efendim, reklamlar. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız canlı yayınımızda. Hocam buradasınız. Tamam, harika. Buradayım, 50 buradayım. yaş ve 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aslında bu yaş grubu için henüz bir tarih belli olmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için en geç Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ifade etmek istiyorum dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii bu öncelikle gelecek aşı miktarına bağlı. Var mı Yani hocam yolda aşı? Şu anda gelen, gelmekte olan. Bunu bakanlık dışında, daha doğrusu Sağlık Bakanı ve devlet yetkilileri dışında bilen kimse yok. Tabi burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor aslında. Yani zaten bir işte arz edilen bir ürün var ve bu ürün yetmiyor, az. O zaman işte daha önce anlaşma yapmış, parasını ödemiş ülkeler falan öncelik alıyor burada. Bir tek işte eğer devam ederse o sorun, BioNTech Pfizer aşısıyla ilgili Fransa ile Almanya arasında bu patent anlaşmalarıyla ilgili tartışma nedeni de Fransa 90 milyon dozluk bir Avrupa Birliği alımını veto etti. Dolayısıyla belki oradan bir miktar gelebilir. Diğer ülkelerle Rusya ile yapılan Sputnik'le ilgili anlaşmada zaten 6 aylık bir süre var. Evet. Bu sürede aylara bölünmüş müdür bu? İlk ay örneğin Haziran ayında ne kadar gelecek? Temmuz'da ne kadar gelecek? O konuda bir açıklama yapılmadı. Çin'den gelen aşı da işte bir miktar geldi. Ancak bunlar tabii sürekli talep arttıkça sıkıntıya giriyor biraz. İnşallah gelir. Çünkü Sayın Bakan 240 milyon dozluk bir aşı paketinden bahsetti. İnşallah. İnşallah gelir ve gelirse
Orada en büyük problemimiz şu olacak. Aşı kararsızlığı biraz daha artabilir. Yani o genç sağlıklı yetişkin grubunda yaşlılara, kronik hastalığı olanlara ve sağlık personeline göre bir miktar daha artabilir. Bunun için de şimdiden bence çalışmalar yapılmalı. Halka aydınlatıcı bilgiler verilmeli. Bunun için işte basın ve Türkiye için bazı yollar öneriyorum ben. Bunlar kullanılmalı. Ve ondan sonra bakılmalı. Yani ne kadar yapabileceğiz biz, ne kadar eksiğimiz kalacak ve bu eksikliği gidermek için de bir program yürütülmeli. Süre böyle uzarsa hocam, yani toplumun %70-75'inin aşılanması gerektiğini de düşünürsek ne kadar sürecek sizce? Şimdi burada tabii eğer aşı diye alır stoğunuza koyarsanız, çünkü öyle bir dönemdeyiz ki, aşıyı satın alıp kendi stoğunuza koymadığınız sürece ya da işte yaptırımlı anlaşmalar yapmadığınız sürece sözel yapılan işte anlaşmaların, mutabık kalmaların çok büyük bir etkisi olmuyor. Örneğin şimdi Dünya Sağlık Örgütü de buna işte dikkat çekti 2 gün önce. Sonbahar gibi özellikle bu işte 3 Amerikan firmasının aşılarının çocuklarda kullanım ruhsatı alacağını hesaplıyoruz. Çünkü faz 1 çalışmaları bitti, faz 2'ye başladılar. Evet. Eğer öyle olursa onlar önce bu sefer hani Sayın Bakan bir 2 ay sonra aşı doluluğu olacak demişti. O 2 ayda biraz zor da, ama ondan sonra da o ülkelerin çocukları devreye girince aşı bulmakta yine bir sıkıntı yaşayacağız. Tabii. Koronavirüs tehlikesi çocuklarda 8 kat arttığını biliyoruz hocam. Amerikan Pediatri Akademisi'nin son yayınladığı rapora göre COVID-19 çocuklarda 1 yıl içinde 8 kat artış gösterdi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sırrı Bektaş, çocuk vaka sayılarındaki artışla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Bektaş, 5 hastadan biri çocuk olmaya başladı. 2 yaşından itibaren, hatta benim düşünceme göre 6 aydan sonra bütün çocuklarımızın aşılanması gerekiyor açıklamasında bulundu. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sırrı Bey haklı. Bu bütün varyantlarla birlikte, bu yeni mutantlarla birlikte belki daha erkene de kayma ihtimali var. Şimdi burada tabii bizim yetişkinler için yaptığımız hatayı yapmayıp şimdiden bu vakaların için çocukluk aşılaması için gerekli miktarda aşının ya stoğumuzu almalıyız ya da yaptırımlı anlaşmalarla garanti altına almalıyız. Yoksa öbür türlü insanlar bu gelişmiş ülkelerde çocukları aşılarken biz işte nasıl aşı temin edeceğiz, nereden ne kadar alacağız diye tekrar uğraşmaya başlayacağız. Bu da ciddi bir vakit alacak tabii. Evet, yani çocuklarda daha ağır seyrediyor gibi bir özellik biz gözlemedik ama sayı arttığı için, yani çocuk hasta sayısı arttığı için ağır seyreden çocuk sayısı, işte yoğun bakıma yatan çocuk sayısında da ciddi bir artış biz de gözledik açıkçası. Evet. Bir de dilerseniz hocam şehirler arası seyahat kısıtlamasındaki son duruma bakalım. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlanması uygulanmayacak. Kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate herhangi bir kısıtlama uygulanmaması, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi kararı alındı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi aşağı yukarı bu kısıtlamadan önceki döneme döndük gibi. Evet. Orada benzer bir uygulama vardı ama şimdi burada esas önemli olan toplu taşıma araçları kullanılacak, öyle görünüyor ama evet, hangi şartlarda kullandığınız önemli. Yani eğer mesafe kurallarına uymazsanız, ki bu mesafe de maalesef bu mutant virüslerle beraber uzuyor. Yani virüs daha uzun mesafeden bulaşabiliyor size. Şu anda 2 metrenin altında bir güvenlikten bahsetmek söz konusu değil. 2 metreden daha yakın oturulan bir otobüste çok zor. Evet. Ama işte orada o zaman maske takılmasının işte denetlenmesi gerekiyor.
ve bunun da minimuma indirilmesi lazım. Yani bu şekilde bir seyahat uygulaması ciddi bir vaka artışı riski taşıyor. Bunu baştan beri söylediğimiz şey şu, şu anda virüsün hala yayıldığı dönemdeyiz. İnsanlar zorunlu iş seyahatleri dışında mümkün olduğu kadar başka yerlere gitmemeye çalışmalı. Devlet de bunun için önlem almalı. Şimdi burada iki tane risk var. Bir, toplu taşıma aracındayken olan bulaş riski var. Bir de gittiğiniz yerde siz virüsü götürüyorsunuz. Oradan virüsü alıp geliyorsunuz. Yani insan, toplum ne kadar hareket halindeyse vaka sayısı o kadar zor kontrol ediliyor. Maalesef. Peki Onun hocam. için bu şu anda bütün bunu kaldırıp bütün işte yaz kısıtlama saatlerinin dışında tamamen serbest bırakmak biraz riskli bir karar açıkçası. Peki. Hocam sizin bir tweetiniz var. Bu koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ile ilgili. Favipiravir COVID-19 tedavisinde güvenilir ve etkin mi? Bu soru size çok sorulduğu için bir açıklama yapmışsınız. Favipiravirin çok sayıda meta analizde etkisi gösterilmemiş. Etkili olduğu iddiaları sadece tıp dergilerinden çok basın bültenlerinde ve Çinlilerin yayınlarında yer alıyor açıklaması yaptınız. Şimdi bir defa hidroksiklorokinle de ilgili ta başından beri ilk defa baktım, merak ettim. 11 Nisan 2020'de, yani bir seneden fazla olmuş bu tedavi ilk başlandığında, bu ilacın zaten bırakın yan etkisini, etki mekanizmasının bu tedaviye ters olduğunu belirttim. Bunu bakanlıkta da paylaştım. Fakat orada biz daha farklı veriyoruz, erken veriyoruz gibi bir açıklama geldi. Aslında o daha da kötü. Çünkü hidroksiklorokinin erken verilmesi aslında daha ters etkileyen bir şey. Ama işte şöyle bir korku da oldu insanlarda. Yani benim hastam, annem, babam, kardeşim bu ilaç verildi diye mi öldü? Hayır, o kadar değil. Yani işte hidroksiklorokine bağlı bu kalp ritim bozukluğu ve buna bağlı ölüm gene de çok seyrek. Ama böyle bir risk olduğu ve de faydası olmadığı için kaldırıldı. Elde sadece favipiravir kaldı Türkiye için. Peki Ama dünya için de aynı şey. çok özür diliyorum. Favipiravirin herhangi bir şekilde organ yetmezliğine sebep olduğuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Böyle bir risk var mı? Şöyle söyleyeyim, favipiravir bir defa çok daha güvenli bir ilaç. Yani öyle çok ciddi yan etkileri son derece nadir. O yüzden birçok yerde de psikolojik olarak işte insan, hekimin yerine koyun kendinizi, hastaya bir şey yapamamak, çaresizlik duymak kötü hissettiriyor. O Doğru. yüzden kullanılıyor favipiravir, ama hidroksiklorokin gibi böyle işte alınca ölüme neden olabilir gibi bir problem söz konusu değil. Yalnız etkinliğiyle ilgili şu anda erken dönemde verilirse etkili olabilecek tek tedavi yöntemi var. O da bu işte bir ara akıllı füzeler falan diye isimlendirildi, antikor tedavileri. Fakat maalesef onlar da çok pahalı olduğu için Tabii. sadece belli seçilmiş risk gruplarına uygulanabilir, ama bence Türkiye'de de bulunup çok riskli hastalarda kullanılması gereken bir tedavi yöntemi. Çünkü bunun dışında diğerleriyle ilgili herhangi bir etkinlik verisi yok elimizde. Peki. Hocam bir de aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor biliyorsunuz. Koronavirüs salgın döneminde faaliyete giren HES uygulaması üzerinden yeni bir hizmet daha hayata geçiyor. Onu paylaşayım sizlerle. İki doz COVID aşısı olanlar uygulama üzerinden aşı kimliği oluşturabilecek. Bu kapsamda iki doz aşı olan vatandaşlar bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek. Bu uygulamayla ilgili yorumlarınızı rica edeceğim. Bir defa böyle bir şey yapmak zorundasınız. Çünkü bir karar alındı. 65 yaşın üzerinde iki doz aşılı olanlara belli işte kolaylıklar tanındı. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Gene işte mevcut test sistemi üzerinden yapılan bir şey. Bu yani kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi. Tabii işte Güney Kore'de, Çin'de uygulanan ve çok da İşte kesin detaylı bilgi içeren, tarama testi sonuçlarının da içeren bir kimlik gibi olmayacak, ama gene de
belli bir oranda da olsa kontrol sağlama açısından yararlı diye düşünüyorum. Peki, hocam son olarak da biliyorsunuz Beşiktaş şampiyon oldu. Tüm camiayı tebrik ediyoruz ben bir Galatasaraylı olarak. Ancak taraftarları yasağa rağmen sokağa döküldüğü haberimiz var. Beşiktaş'ın İzmir deplasmanında şampiyonluğunun kazanmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar ülkenin dört bir yanında sokaklara indi. Taraftarlar sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaş çarşıda meşalelerle kutlamalar yaptı. Hepimizi yani tabii ki biz de coşkuyla kutlamak isteriz. Yani ben de Beşiktaşlı olsam, Galatasaraylı olsam fark etmez ama hani bu dönemde böyle görüntüleri görmek evde günlerdir kapalı kalan insanlar için gerçekten çok üzücü oluyor. Hayal kırıklığı yaşatıyor aslında, öyle değil mi? Şimdi Biz ne yapmaya haklısınız çalışıyoruz, siz ne yani yapıyorsunuz bir gibi bir de şey oluyor. tabii çünkü evet bu insanların hele böyle kapalı kaldığı bir ortamda bunlardan sevinç duyup kutlamak istemesi gayet anlaşılabilir. Ancak topluma demek ki bunu yeteri kadar anlatamamışız. Yani bu salgının kontrol etmenin taraftarı olduğumuz kulübün şampiyonluğundan daha önemli olduğunu anlatamamışız. Anlatamamışız, doğru. Bunu daha önceki başka işte birincilikte, diğer liglerdeki şampiyonluk kutlamalarında da gördük. Tabii ki böyle bir kalabalıkta mutlaka belli bir miktarda virüs bulaşı olmuştur. Bu bulaş daha sonra evlerde devam edecek. Evet. Ve bu grubun içerisinde yani görünen videodan o maske takmayanlar var, maskesini indirenler var. Tabii. Bunların içinde bir iki tane süper bulaştırıcı varsa ki büyük bir ihtimalle vardır. Gidecek başka bir kalabalığa girecek. Orada yüzlerce kişiye virüsü bulaştırıp çıkacak oradan. Evet. Yani bunun önüne geçilmez. Onun için insanların işte mesela düğün yaparken böyle kutlamalarda falan önce şunu bilmesi lazım. Bu salgın devam ettiği sürece takımlarının bir dahaki seneki şampiyonluklarını da böyle kutlamak zorunda kalacaklar. Gene maçlar seyircisiz olacak. Evet. Eğer devam ederlerse bir sonraki seneye de sarkacak. Sarkacak değil mi? Sanki aşı yapılıncaya kadar. Evet. O yüzden yani herkesin biraz kendini kontrol etmeye çalışması lazım. Sevincini de pandemi şartlarında yaşaması lazım. Maalesef. Tabii bunu söylemesi kolay da o O insanlara bunu coşkuyu tabii ki anlatmak zor. baskılamak çok zor ama mecburuz. Gerçekten Doğru, ciddi bir evet. pandemiyle karşı karşıyayız. Mehmet Hocam çok çok teşekkür Aynen ediyorum. öyle. Var mı eklemek Rica ederim. istedikleriniz? Hayır yani özellikle biz kendimiz de devletin de kendimizin de artık bu işi bir an önce bitirelim diye biraz işte İnşallah. elimizi çabuk tutmamız ve işte biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Peki. Kıymetli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi Görüşmek yayınlar. üzere hocam. Sağ olun. Mehmet Hocam uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın hocam geliyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Hocamla ilk olarak aslında çiğ et ve balık yemek parazite neden olur mu konusunu konuşacağız. Ama ardından hangi hastalıklar bulantı ve kusmaya neden oluyor? Bağırsak parazitlerimizi, sağlığımızı nasıl tehdit ediyor? Sarılık konuşacağız. İshalleri bol bol konuşacağız. Özellikle yaz aylarında çok sık karşımıza çıkıyor diye. Ama dilerseniz ilk önce çiğ et ve balık yemek parazite neden olur mu diye sorayım. Çünkü tamam belki de hani sushi'den falan bahsetmiyorum ama kimi zaman da ben de mesela şahsen eti çok az pişmiş yemeyi sevenlerdenim. Bunun ne gibi riskleri var? Şimdi çiğ et yemekte aslında bir problemdir. Çiğ balık yemekte. Her ikisinden parazit kapılabilir. Şimdi özellikle çiğ balıktan başlamak istiyorum ben. Buyurun. Burada daha az bilinen bir konu. Hı. Ülkemizde aslında çiğ balık az yeniyor. Ama çiğ balığı yaparken, suşi yaparken o gün daha yeni denizden alınmış balığı koymamak lazım içine. Mutlaka bir gün boyunca buzdolabında beklemesi lazım. Ne Yoksa oluyor buzdolabında o zaman içindeki parazitler ölüyor. Ama siz beklediğinde? denizden aldınız, direkt suşinin içine kattınız. O zaman iki tip Büyük parazit ihtimalle biz onu bulaşabilir. yemiyoruzdur. Mutlaka bir dolapta bekliyordur diye Muhtemelen. tahmin ediyorum. Tabii özellikle bu konuda profesyonel olan yerler mutlaka bekletiyordur. Peki çiğ köfte? Çiğ köfte aslında belli açıdan gastroenterologlar açısından büyük bir problem. Şimdi çiğ köfte içine
katılan baharatlardan dolayı içindeki parazitler ölür diye bilinen bir yiyecektir. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Bol acıyı basarız parazitler mikroplarda evet. ölsün diye ama aslında acı biber veya pul biber parazitleri öldürmüyor zannedersem. Kesinlikle, kesinlikle öldürmüyor. Şimdi parazit ne kadar görülüyor? Bunun çok üstünde durulmuyor ama şöyle bir istatistik var. Mesela Kadıköy'de yapılan araştırmalarda %5 oranında parazit gözlenmiş. Gazi Osman Paşa'da %14 oranında var. Ama çiğ köftenin çok fazla yendiği şehirlerde bu parazit oranı %70-80'e kadar çıkmakta. Ya. Ve tabii çiğ köfteden bulaşan bu parazitleri işin açıkçası acıyla veya başka bir şeyle engellemek mümkün değil. Hı hı. En iyi yolu çiğ gıdalardan, etten veya balıktan uzak durmak veya çiğ köfteyi bir anlamda tamamen hayatımızdan çıkartmak Hocam, gerekecek. Böyle bir şey belki bu bir kültür olabilir mi? Evet. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hamilelik dönemimde hayatımdan çıkarmıştım sadece. Evet. Toksoplazma yüzünden ama mesela benim vazgeçemediğim bir şeydir çiğ köfte. Yani bu zamana kadar böyle bir sıkıntı yaşamadım. Güvenilir yerlerden yediğim sürece çok büyük problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Benim başıma gelmedi ama parazitler tehlikeli. Yani parazitlerin aslında neden olduğu bir sürü hastalıklar var. Bunlara da dilerseniz bakalım. Karaciğer, safra yolları ve kaslara geçerek sistemik hastalıklar yaratma etkisine sahip. Tabii, kesinlikle. Şimdi parazitlerin önemli bir kısmı bağırsakta yer alır. Çünkü gıdalar oradadır. Tabii. Oraya bağırsağa gelirler. Kistik yapıdadırlar çoğu zaman. O kist çatlar, açılır ve bunların özel vantuzları vardır. Bağırsak duvarına yapışır ve çok uzun süre kalabilir. 1 yıl, 2 yıl boyunca. Ve o küçük kistik yapıdan 12 metre boyunda parazitler oluşabilir. Yani minicik bağırsak, şey. Evet. Küçücük bir kistten 12 metrelik bir parazit demek şu anlama geliyor. Bağırsaktan bazı bizim ihtiyacımız olan gıdaları alması demek oluyor. Örneğin B12 vitamini. Daha çok bu balıktan bulaşır. Örneğin Diplobotrium latum denen 12 metrelik 19-10-12 metre olabilen bir parazit B12'yi vücutta bitirir. Bitiriyor. Tabii ve bu sefer anemi, kansızlık olacaktır. Kan miktarı aşağıya düşecektir. Tabii başka tip parazitler de var. Özellikle bu kancalı kurtlar deriz. Bağırsak duvarına yapıştığı zaman devamlı kan emerekten beslenirler. Ve kansızlık. Yine kansızlık ortaya çıkar. Ve bunun devamında da halsizlik, yorgunluk ve alerjik reaksiyonlar kesinlikle. Olabiliyor. Çünkü bakın şurada da bir parazit görüyoruz zaten bu. Kancalı kurt mu hocam? Kıl kurdu denilen parazit. Yaklaşık 10-12 milimetre boyutunda olan bir parazit. Ve evet. Bu çok yaygındır. Özellikle kreşlerde, okullarda, çocuklarda veya kalabalığın olduğu her yerde çok yaygındır. Makatta kaşıntıya sebep olabilir, karında ağrı yapabilir ve bunu eradike edeceksek, yok edeceksek aileye de ilaç vermek durumundayız. İşin açıkçası çok bulaşıcıdır. Öyle mi? Çarşaftan da bulaşır, yastıktan da bulaşır. Bir de bunlara tanı koymak tabii zordur. Mesela bunları yakalayabilmek için bunlar akşam dışarıya makattan çıkar, yumurtalarını bırakır içeriye girer. O esnada kaşıntı da olur. Biz makata bant yapıştıraraktan yumurtaları alıp mikroskopta inceleyip tanıyı koyabiliriz. Ama dehşet yaygındır bunlar. Dehşet yaygındır ve bulaşıcıdır. Evet. Peki parazitten korunmak için neler yapabiliriz? Şunlara bakalım. Sebze ve meyveleri sirkeli, iyotlu, ozonlu suyla dezenfekte etmek gerekir. 1 litre suya 1 kahve fincanı sirke yeterli olur diyorsunuz hocam. Sirkeli yıkadığımız zaman sebze ve sadece meyvelerden bahsediyoruz. Tabii evet, ette tabii. Veya işte ne bileyim balıkta mümkün böyle değil, bir şey söz konusu bile değil. Ama en azından sebze ve meyvelerden bulaşma riski ne kadar? Sebze ve meyveden... Şimdi... Sanitasyon çok önemli burada. Sebzenin nasıl yetiştirildiği işin açıkçası eğer ki siz tarlada çok güzel bir şekilde yetiştiriyorsanız ve çiftçilere, orada çalışanlara ait ayrı bir tuvalet varsa kolay kolay oradaki marula ve diğer sebzelere parazit veya kist bulaşmaz. Ama bunlara çok dikkat edilmezse sebzeden bulaşımı çoktur. O zaman bu sebzeler alınıp eve getirildiği zaman özellikle bunun bir endemi veya yaygın olduğu yerlerde mutlaka o sebzeleri dezenfekte etmek için bu dediğimiz yöntemleri kullanabiliriz. Tabii en modern yöntemlerden birisi ozon. Çok küçük basit cihazlar vardır. Bir ucunu suya verdiğiniz zaman dezenfekte eder ama her zaman bunu yapmak mümkün değil. Daha kolayı sirke. Dediğiniz gibi bir fincan yeterli ama sirkenin tabii buradaki dozajı da önemli. Çünkü kimisinde %4-4,5 asetik asit var. Bazısında da %7 oranında var. Ama kabaca biz buna bir fincan diyoruz. Bir litreye konulduğu zaman yeterli olur. Sirkeli suyun bazı yani kaynaklarda da aslında üzerindeki parazitleri daha fazla sebzelerin, meyvelerin üzerine yapıştırdığı falan gibi bir şey okumuştum hocam. Böyle bir şey var mı? İşin açıkçası elimizdeki en kolay silah bu. Eğer ki iyotla dezenfekte etmek isterseniz o da çok güzel bir yöntem ama iyot bulmak, dozunu ayarlamak zor ve zor aynı zamanda tiroid problemleri de yaratabiliyor. Mümkün olduğunca özellikle
bu parazitleri alabilme ihtimalimizin olduğu yerlerde bunların bu şekilde dezenfekte edilmesi daha kolay. İşin açıkçası özellikle yaz geliyor, tatile gidilecek orada. Açıkta büfeler olacaktır ve bunların içine kolayca sinekler de konur. Tabii, ve kolay tabii. kolay bakteriler çok ürer ve buralarda parazitoz çok daha sık olacaktır. Hocamız diyor ki taze balıktan sushi yenmemeli. Yani balık... Sushi yenebilir ama taze balıktan olmamalı. Ama evet. nasıl olmalı? Bayağı balıktan mı yiyeceğiz hocam? Yok yok. İlk 24 saat buzdolabında beklemiş balıktan yapılmalı. 24 saat içinde bu parazitler yeniyor. Hmm. Yani bu zaten uygulanıyordur hemen her yerde diye düşünüyorum. 24 hmm. saat bekletilir. Mutlaka biliniyordur. İkinci veya üçüncü gün kullanılabilir. Problem evet. değil. Balıktan, buyurun. Ama çiğ köfte için çok dikkatli olmak lazım. Çok nereden üzülüyor. Seçerseniz seçin. Maalesef çiğ köfte paraziti çok kolay bulaştırabilir. İçindekinizin buzdolabında da bekletseniz, başka şeyler de yapsanız bundan kurtulmanız çok zordur. Zor olur. Zaten asıl ceylan etinden yapılırdı çiğ köfte geçmişte. Tabii. Eskiden öyle mi yapılıyormuş? Çok daha az tabii parazit bulaşımı ondan yok gibi kabul edilir. Kaynaklandığı için. Balıktan yine Anisakis ve Diplobotrium latum parazitleri bulaşabiliyor ve bu parazitler evet. B12 hocamızın az önce söylediği gibi vitamininin emilimini azaltıyor. Yani herhangi bir ani düşüş yaşandığı zaman B12 eksikliğinde de bu parazitlerden şüphelenmemiz gerekiyor. Mutlaka akla gelmesi gerekir tabii. Peki ishal konusuna girelim çünkü yaz aylarında ishal çok fazla sık görünüyor. İshal sıklıkla bakteri, virüs veya parazit bulunan bir enfeksiyondan kaynaklanıyor hocam değil mi? Vücut evet. bunu aslında onun dışarı atma reaksiyonu mudur ishal? Kesinlikle bir savunma mekanizmasıdır ishal. Şimdi bakteri veya virüsler vücuda girdiği zaman midede hemen çoğalmaya başlar. Ve arkasından önce mide, daha sonra aşağı iner, bağırsakta iltihap oluşturur. Tabii ki bakteriler arttıkça vücut bundan kurtulmak isteyecektir ve savunma hücreleri saldıracaktır. Ama başka bir kurtulma yolu var. Bağırsakların içine su çekip bağırsakları da hızla çalıştıraraktan dışarıya atacaktır. Yani aslında ishal bir savunma mekanizmasıdır ve büyük volümlu bakteri virüsler dışarıya atılır. Biz genelde ishal olduğumuz zaman hep bir gıda zehirlenmesi olarak hafif evet. bir gıda zehir, hani bulantı kısma, kusma vesaire yoksa hastaneye kadar götürmüyorsa eğer evimizdeysek hani minik bir parazit, bir bakteri vesaire diye düşünürüz. Bir gıda zehirlenmesi olarak nitelendiririz. Doğru mu? Evet kesinlikle. Şöyle bir şey var. Özellikle yaz aylarında açıktaki gıdalarda çok kolay bu bakteriler ürer. Siz onu alıp pişirseniz bile bakteri parçalandığı zaman içindeki bazı maddeler yine bağırsakta ishale neden olabilir. Ve şöyle bir şey var ama tabii alındığı zaman ilk başta mideye geldiği için midenin iç duvarında rahatsızlık oluşturacaktır. Yani bir bulantı yapar, rahatsızlık hissi yapar. Hmm. Başta bu gıda zehirlenmesinde mide çok tutulur, kusma da olabilir. Hmm. Daha sonra bunlar aşağıya ilerledikçe ishale doğru dönecektir. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmasıyla bakteriyel enfeksiyon ajanları besinlerde daha hızlı ve daha kolay üremektedir. Nelere daha çok dikkat edelim hocam? Şimdi özellikle yaz aylarında besinler açıkta bırakılır. Biz eğer ki bir yemeği pişiriyorsak hemen alıp onu buzdolabına kaldırmalıyız. Bir de tabii yaz aylarında daha çok buz kullanırız. Buzun özellikle dışarıda restoranlarda yediğimiz zaman hangi kaynaktan geldiğini bilmiyoruz. Buz çok önemli. Buzdan çok kolay bulaş olur. Bir ikincisi çok sevdiğimiz bir şey ama dondurmadan da çok kolay bulaş olur. Ay hocam çiğ köfte dondurma mahvettiniz bizi. Yani dondurmadan nasıl bulaşıyor hocam? Dondurmanın içinde çok kolay mikrobik ajanlar tabii üreyebiliyor. Tabii, tabii. Bir de baştan hazırlanması da sorundur. Dondurmalar hazırlanırken tabii ilk başta sıvı da şeklindedir. Orada bekletilirken uzun bekletilirse biraz bazılarında özel proteinler de vardır. Besi yeri gibi bakteriler o anda çok çoğalır. Arkasından dondursanız bile bir kısmı ölmez bunların. Ama siz yediğiniz zaman açılır, büyür ve sorun yaratır. Sorun yaratır. Ve aynı zamanda tatil bölgelerinde deniz ve havuz aracılığıyla bakteriler de çok daha kolay bulaşıyor. Buralarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Tabii deniz ve havuzların... Tabii sanitasyon çok önemli. Havuzda işin açıkçası yeterli klorlama yapılırsa kolay kolay herhangi bir mikrobik bulaşma beklemiyoruz. Yoksa yani bütün çocuklar havuzları çok, çok sever. Çok yani şey evet, evet herkesin sürekli bir hasta olması gerekiyor. Neyse tabii. çok şükür. Yani, iyi klorlanıyor, iyi bakılıyorsa veya ozonlanıyorsa bir problem olmaz. Ama havuz kenarında bulaş olabilir, ona dikkat etmek lazım. Özellikle havuz kenarında tuvaletler var. Tuvaletlere girilip çıkılıyor ve açık büfeler vardır. Tabii evet, el hijyenine çok dikkat etmek lazım. Birkaç yemek seçilir, birileri bir tanesini alır, sonradan diğeri gelir diğerlerini alır. Buna dikkat etmek lazım.
Peki yaz aylarında iseli önlemek için nelere dikkat etmeliyiz? Yani hangi konularda hijyenimize daha fazla dikkat etmeliyiz? Uzun süre bekletilmiş ve iyi pişirilmemiş besinlerden uzak durmalıyız. Besinler evet. mutlaka iyi pişirilmeli diyor hocamız özellikle yaz aylarında. Evet. Mesela krema, mayonez ve az pişmiş deniz ürünlerinin yaz aylarda tüketime uygun değildir diyor. O zaman tabii işte dondurmayı da buradan daha iyi anlıyoruz şu anda. Aynen, evet. Peki evet. Özellikle yaz aylarında alınan hazır gıdaların ve sebzelerin hemen buzdolabına konulması ve burada saklanması gerekir. Sıcakta bekletilen gıdalarda bakteri üreme riski de artar. Dondurma, çikolata gibi çabuk eriyen ve buzlanan yiyeceklerin erimeden mutlaka tüketilmesi hızlı bir şekilde gerekmektedir. Peki evet. hocam devam edelim. Kişisel temizliğimiz çok çok önemli. Evet tabii ki. Yani bu oral fekal deriz. Ağız ve dışkı yoluyla bulaşan hastalıklardır. Besin zehirlenmeleri veya ishaller. Onun için tuvaletten çıktıktan sonra şu anda çok sık yaptığımız bir şey var. Eskiden belki çok daha az yapılırdı bu ama elimizi artık daha uzun süre yıkıyoruz. Bir de her tuvaletten çıkışta bir bakıyorum her yerde mutlaka bir dezenfektan var. Sonuç olarak bu bizim istediğimiz bir şey. Yazın tatil yörelerinde özellikle tuvalete girdiğiniz zaman elinizi çok iyi yıkayın diyoruz. Ve çıktıktan sonra mutlaka dezenfektan kullanın. Yine kullanalım, tabii devam ki. Edelim. En önemlisi bu. Bu şekilde bulaşılır. Bir de şu var tabii bozulmuş gıdalardan uzak durmak için. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu da biraz evvel söylediğimiz gibi açıkta bekletilmemeli gıdalar. Hep özellikle özel şartlarda yaz kurulmalı. Yaz aylarında. İshal'in belirtilerinden minicik bahsedelim hocam dilerseniz buyurun. İshal demek günde 2'den daha fazla sulu bir şekilde tuvalete çıkmak demektir. Demek. Ve tabii bu olduğu zaman aynı zamanda karında ağrı olabilir, kramp olabilir. Ateş de yükselebilir. Çünkü bazen ishal etkeni sadece bağırsakta durmaz. Bağırsak duvarından kana da karışabilir, ateşi yükseltir. Ve bağırsak duvarını çok şiddetli bir şekilde iltihaplandırabilir de. O zaman kanama ortaya çıkabilir. Halsizlik yapar, yorgunluk yapar. Çok su kaybedersiniz. Çok su kaybedince cilt elastikitini kaybeder. Hatta evet, özellikle çocuklarda bu çok önemlidir. Onun için çok ishale maruz kalan kişilerde çok fazla birkaç gündür çok 5-6-7 kere ishale çıkan kişilere biz ilk yapacağımız şey sıvı tedavisidir ve potasyum vermektir. Ondan sonra diğer tedavileri yaparız. Ama burada çok dikkat edilecek bir şey var. Hemen antibiyotik vermeyiz. Çünkü bu yaz ishallerinin %99'unda antibiyotik kullanmak gerekmez. Gerekmez zaten tabii. değil mi? Zaten vücut atıyor. Biz kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymak için herhalde bol su tüketmemiz gerekiyor. Kendi kendimize evde kesinlikle. Tedaviden bahsediyorum. Tabii, başka neler yapabiliriz? Tabii örneğin tuz, şeker ve çok azıcık karbonat karışımları vardır. Aslında bunlar eczanelerde de serum satılır. Serum aslında ama, bir nevi, değil mi? Tabii tabii. Bunu oral alabilirsiniz. Örneğin evde çok fazla ishal olduğunuz, siz veya çocuğunuz çok ishal oldu. Hemen bu şekilde bir bardak suya bir çorba kaşığı şeker koyabilirsiniz. Yine hemen hemen aynı miktar tuz ve bir miktar da karbonat koymak yeterlidir. Ama kişi çok su kaybettiyse mutlaka o zaman bir sağlık kuruluşuna gidip serum taktırmalıdır. Bu çok fazla dediğinizde eğer diyor ki hocamız 3 haftayı geçerse mutlaka kolonoskopik inceleme yapılmalıdır. Tabii o zaman bu basit bir enfeksiyöz ishal değildir. Bunun altında yatan başka özel bağırsak hastalıkları vardır. Onun araştırılması gerekiyor. Onunla karıştırmayalım. Ve kronik ishal oluyor tabii ki o. Peki, bulantı ve kusmaya geçelim. Bulantı ve kusmanın türleri var. Akut bulantı ve kusma. Bir haftadan daha kısa süren kusmalara akut kusma deniyor hocam. Neden kusarız peki eğer böyle bir zehirlenme falan söz konusu değilse? İşin açıkçası bulantı bir histir. Kusma öncesi bir histir. Kusma da mide içeriğin ağızdan atılmasıdır. Hoş değildir ama bize çok önemli ipuçları verir. Örneğin bir kişide bir beyin tümörü varsa o kişi baş ağrısı bile olmadan son 3 ay içinde birkaç kez 2 metreye kadar uzağa kusabilir. Biz buna projektil kusma deriz. Aa. Hiçbir sebep yok, baş ağrısı bile yok. Birden uzağa kusmak o zaman hemen araştırmalı. Çünkü ne olabilir bu? Beyin tümörünün beyin içi basıncının artışından kaynaklanıyor ve beyindeki kitlenin yaptığı özel kusma merkezine bası yapar. İşte o durumda biz hemen uyanık olmalıyız ve beyin tomografisi çektirmeliyiz. Aslında bu bir habercidir. Bu bir kere olsa bile mi düşünmeliyiz? Bir kere olsa bile. Örneğin yakın zamanda bir hastamız vardı. 3 ay içinde sadece 2 kere olmuş. 3 ay önce olmuş, bir de geçen ay olmuş. Rastgele başka sebepten bize gelmişti.
Ama bir baktık beyinde kitle çıktı. Ama diyor ki herhangi bir kusma değil, uzağa doğru kusma bir tabii, anda. Tabii çok ileriye doğru kusma olduğu zaman hep beyinden şüpheleniriz biz. Hı hı. Bir de tıkanmadan şüpheleniriz tabii. Hı hı. Bu şekilde bir kusma varsa örneğin midede tıkanıklık vardır, ince bağırsakta tıkanıklık vardır. Hı hı. Tıkanıklık olduğu zaman gıdalar tabii aşağıya gidemeyecektir, o zaman birikecektir. Bir de diyabetik hastalarda çok gözükür. Normalde mide hareketleri kaybolmuştur. Diyabetik hastalarda mide genişler ve gıdalar birikir bir noktaya gelince de kişi aşırı miktarda kusar. Büyük bir problemdir. Onun için biz diyabetik hastalarda mide çıkışını açan küçük operasyonlar yaparız. Mide çıkışını genişletiriz. Bir de çok özel ilaçları vardır onların. Hı hı. Onları kullanıp rahatlatma yoluna gideriz. Cidden bu bir sıkıntıdır. Ama kolon tümörleri de aynı zamanda bulantı kusma yapar. Çok ilginç. Safra taşı yine aynı şekilde şiddetli bir kasılmaya sebep olaraktan bulantı kusma yapar. Böbrek taşı, üreterdeki bir taş bulantı kusmaya sebep olabilir. Bir de pankreatit var. Pankreas midenin gerisindeki bir organ tabii. Eğer ki pankreatit olursa kişi dehşet bir şekilde bulantı olur, öğürme olur ve kusma olur. Bu da herkes önce mideden zanneder. Halbuki o mideden değildir. Midenin gerisindeki pankreas denen organdan, ona çok dikkat etmek gerekir. Sindirim sistemi hastalıkları dediniz. Beyin ve sinir sistemi hastalıkları dediniz. Gebelik, orta kulak hastalıkları da olabilir. Tabii. Onlara da bakalım. Bu gebe zaten bize bir hastamız bulantıyla geldiyse fertil dönemde, yani çocuk doğurma çağında olan bir bayanda biz bulantı var, kusma varsa mutlaka gebeliğe bakmak durumundayız. Bunu atlamak çünkü çok uygun değildir. Hiç kaçırılmaması gereken bir durumdur. Diğeri orta kulak. Aslında evet. Bulantı kusması olan kişinin böyle devam baş dönmesi de varsa bu orta kulaktan kaynaklanan bir durumdur. Çok dikkatli olunmalıdır. Bunun ayrı tedavileri vardır. Daha farklıdır. Sonuçta basit bir bulantı ve sonrasında kusma orta kulaktaki önemli bir hastalığı bize gösterebilir. Bulantı ve kusmanın araştırılması az önce söylediğiniz gibi gebelik araştırılıyor. Kan tetkikleri yapılıp elektrolitler ve potasyuma özellikle bakılıyor. Düz karın röntgeni çekilir, beyin tomografisi ya da MR'ı çekiliyor. Tabii. Altta yatan nedenlere göre tıkanıklık gideriliyor, enfeksiyon tedavisi yapılıyor, diğer sebeplere yönelik tedaviler uygulanıyor ve eğer psikolojikse nasıl oluyor hocam psikolojik? Evet kişi o kadar sıkıntıya giriyor ki bazı sıkıntıları var çözemiyor. Durmadan bunları içine atıyor, bastırıyor ve bir müddet sonra da bu altta biriken şeyler kişiliği zorlamaya başlıyor. İşte o durumda en kolay nereye vurursa, örneğin bazı kişilerde kapta çarpıntı olur ama bazı kişilerde de bulantı olur devamlı. Hatta psikojenik olarak kusulur. Ama psikojenik kusmanın başka bir yöntemi de vardır. Kilo almamak için yapılan bir kusma şekli de vardır. Bu anoreksiya hastalarının anoreksiya nervoza diyoruz tabii. O ayrı bir hastalık, psikiyatrik çok görülüyor ama eskiden için. Bir ara bir dönem çok vardı böyle bir zayıf olmak için. Bir de yemiyor da değillerdi. Yani aşırı mideni alamayacağı kadar yiyip gizlice gidip kusup belki sonra tekrar yemeye devam eden böyle bir kısır döngü halinde çok tehlikeli bir hastalık olduğunu biliyoruz. Tabii özellikle daha önceden kilo olup zayıflayan kişiler tekrar kilo almamak için bunu çok kullanırlar ama böyle bir olayda yemek borusuna tabii asit kaçıyor ve diğer bazı sindirim enzimleri oradan boğaza geliyor. Dişlerde çürük oluyor, yemek borusunda tahribat oluyor ve yemek borusunun alt ucunda yırtılma ve buna bağlı kanamalar oluyor. Bunun bir şekilde uygun bir şekilde tedavisi var ve mutlaka gastroenteroloji ve psikiyatri destekli olaraktan gidilerek tedavisi yapılmalı. Üst sindirim sistemi kanaması yani mide kanamasını bir göz atalım istiyorum hocam. Evet. Buyurun. Şimdi mide kanaması acillerde en sık rastlanan kanama sebeplerinden birisidir. En çok acile bu vakalar gelirler. Neden hocam? Ama aslında sebebi nedir yani mide sebebi kanamasının? Birden fazla sebebi var. Mide kanaması dediğimiz zaman biz aslında ikiye ayırırız. Mide kanaması ve bağırsak kanaması diye izah ediyoruz ama aslında mide kanaması dediğimiz zaman üst sindirim sistemi kanamasını kastediyoruz. Yani yemek borusundan kaynaklanabilir. Mide bir de 12 parmak bağırsağından kaynaklanabilir. Yemek borusundaki varisler %15 oranında kanama yapar ve bu varislerin kanaması çok tehlikelidir. Birden abondan böyle ağızdan çok fazla miktarda kırmızı kan gelir. Hayatı tehdit eder. Genelde sirotik hastalarda olur bu. Aynı şekilde midede de varisler olabilir ama en çok üst sindirim sistemi kanaması veya mide kanaması diye nitelendirdiğimiz durum ülserlerde olur. Mide ülseri ve 12 parmak bağırsağı ülserinde olur. Ülser giderek derinleştikçe alttaki damarın duvarını inceltir ve kanamalar ortaya çıkar ve yaklaşık %50-55 oranında ülserler buna sebep olur. Sonra ağrı kesici ilaçlar vardır bizim sık kullandığımız. Kişi bilmiyorsa ve kendisinin ülseri varsa o ağrı kesicileri de kullandığı zaman kanama çok kolay ortaya çıkar. Ya da kan sulandırıcı kullananlarda... Ülserin yani herhangi bir şey yok mudur o sırada verdiği bir belirti yok mudur ki?
sessiz ülserler vardır. Özellikle diyabetiklerde bu sessiz ülserler. Bir de üstüne ağrı kesici alındığı zaman, hatta kan sulandırıcı da kullanıyorsa ayrıca, o zaman çok şiddetli kanamalar olur. 3-4-5 gün sürebilir. Ülserin tabii belirtisi var yani. Bir kişi de eğer ki hani daha önceden yemekte birden gerginlik ve karında ağrı oluyorsa mide ülseri düşünmek lazım. Ama 12 parmak bağırsağı ülserinde, ben şuradan göstersem lütfen, daha iyi olacak. Lütfen hatta. Hocam tabii ki tabii ki. Şimdi mide ülseri midenin içinde olur. Ve yemek yediğiniz zaman mide duvarı gerildiğinden dolayı o zaman şiddetli bir mide ağrısı olur. Yani beraberinde bulantı da olabilir. Ama 12 parmak bağırsağı ülseri çok daha ilginçtir. Ve genelde 12 parmak bağırsağı ülseri ağrıları aç kalınca olur. Veya gece 3'te, 4'te, 5'te olur. Hastayı uykudan uyandırır. Ve tabii bu ülseri biz fark etmezsek veya herkeste olduğunu düşünürsek, bu 12 parmak bağırsağı ülserleri mide çıkışından sonradır, hemen ilk 12 santimetrelik kısımda olur ve bunlar çok sık görüldüğü için sık kanama yaparlar. Ama çok uygun tedavileri vardır. Ağızdan girilerek endoskopla zaten ne olduğu görülür. Şimdi üst sindirim sistemi kanamalarını genelde bunlar yapar. Bir de midede erozyonlar, sıyrıklar falan da yapabilir. Genelde bunlar da belli sebeplere bağlıdır. Evet, mide kanamasının tanılarında şöyle bizim de kendimizin belirleyeceği bazı Bulgular var. Tabii. Mesela dışkıda siyah renkte kanama görülmesi. Kesinlikle. Bir kere bile görülmesi bunun işareti midir hocam? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Mide kanaması oldu. Yemek borusundan veya midedeki ülserden kanama oldu. Bu kanama özellikle 50 cc'nin üstündeyse aşağıya doğru inecektir ve bağırsaklarda sindirilecektir. Bağırsakta sindirildikten sonra kalın bağırsağa gelir ve makattan atılır. Ama bu kadar 4 metre, 5 metre ince bağırsak, 2 metre kalın bağırsak, bu kadar sindirimden sonra bu kan zift gibi, siyah veya katran gibi makattan çıkar dışarıya. Ve hasta da der ki acaba ne yedim de böyle dışkım siyah oldu. Böyle bir renk aldı diye düşünür. Aynen. Halbuki bir kez bile bu şekilde biz buna melana deriz. Siyah zift gibi bir katran gibi dışkı kanamanın işaretidir. Hele beraberinde böyle tansiyon düşüklüğü, halsizlik de varsa mutlaka doktora başvurulmalı. Başka bir belirtisi de var tabii. Kanama çok şiddetliyse dışkı kırmızı renkte de olabiliyor. Tabii. Tabii yani o üst sindirim sisteminden kanamalarda özellikle yarım litreye geçtiği zaman o bağırsak sistemini çok hızlı geçer, aşağıya gelir, sindirilmeden kırmızı olarak çıkar. Ve aynı zamanda nabız artışı görülebilir. Tabii nabız artışı görülür. Tansiyon da düşer. Kişi özellikle oturur durumdan ayağa kalkınca başı dönüyorsa kanamadan şüphelenmek lazım. Tabii bu kişilerde bir de örneğin mide kanaması oldu. Kan midede bekledi. Kişi bunu kusarsa o zaman kahve telvesi gibi olur. Hasta da der ki ben bugün kahve içmedim ama yani neden böyle bir ağzından böyle bir kusma geldi? Bu kanama belirtisidir. Nasıl zift gibi dışkılama bir kanama belirtisi ise kahve telvesi gibi ağızdan kusma bir kanama belirtisidir. Peki tedavisi nasıl olur hocam? Hasta geldiği zaman hafifse öncelikle basit tedaviler verip araştırma yapılabilir. Ama bu gibi kanamalı hastaların önemli bir kısmı acile geldiği zaman bir miktar kan kaybettiği için hem telaşlıdır hem çok yorgundur. Tansiyonu da düşüktür. Nabzı şiddetlenmiştir yeterli kanı pompalamak için. Ve biz bu kişileri genelde hemen yatırırız ve damardan eğer kanı çok düşükse hemen kan vermek zorundayız. Ama hemen çok düşük değil de bir miktar kayıp varsa biz onu hesaplarız. Normal sıvılar, serumlarla kişiyi besleriz ve ağızdan gıdayı da birkaç gün keseriz ve nedene yönelik tedavi yaparız. İlk 24 saatten sonra endoskopik araştırmaları yaparız. Çünkü hani bir kişiye, beklenir mi önce bir 24 tabii beklemekte saat? Fayda var. Kişiyi stabilize etmeden bir kan volümünü yerine koymadan araştırma yapmak sakıncalı da olabilir. Daha sonra da sebebe yönelik tedaviler, tümörse ona yönelik, ülserse ona yönelik tedaviler yapılır. Ama bir de tabii öyle elimizdeki cihazlar var ki eskiden ikide bir mide kanamasını durduramazdık, ameliyata verirdik, yarısı alınırdı, başka ameliyatlar yapılırdı. Ama şimdi endoskopik olarak girdiğimiz zaman ülser tabanındaki kanayan damarı görüp onun nereye gittiğini tespit edip oraya klips atabiliyoruz veya o kanamayı oksijen kaynağı gibi argon plazma denen bir cihaz var bizde. Onunla çok kolay durdurabiliyoruz. Veya daha başka böyle termostatik yöntemlerimiz vardır. Onları kullanıyoruz tedavide. Aslında bu yani sindirim sistemimizdeki belirtileri hafife almamamız gerektiğini birazcık da buradan kesinlikle, anlıyoruz. Son kesinlikle. Olarak neler eklemek istersiniz hocam? Burada alt sindirim sistemi kanamalarına da dikkat etmek gerektiği düşünüyorum. Ama sanırım ona kısaca değinmek istiyorum. Yok vaktimiz dolmuş. Onu o zaman bir dahaki programda yapalım. Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için hocama bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hocamızı buradan uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Onkoloji uzmanı, uzman doktor Yıldıray Tanever geliyor.
Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim, çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığımızı konuştuk. Birazcık daha uzun ve sağlıklı bir yaşam nasıl mümkündür? Onun detaylarını konuşalım hocam, buyurun. Peki, konuşalım. Mümkün müdür hocam? Mümkün müdür, konuşalım. Mümkün müdür hocam? Sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir şekilde, yakınlarınızın daha sağlıklı olduğu bir durumda 150 yıl yaşamaya ne dersiniz? Ay yok ya hocam, 150 yılda. Yorulurum o saate kadar, ben 150 yılda bilemedim. Enerji yani. Dolu bir ha, şekilde. Bir de yani sevdiklerim yanımda olacaksa tamam. Sevdikleriniz yanınızda, sevdikleriniz sağlıklı bir şekilde ve enerji dolusunuz. İsterim, istemez miyim? Hepimiz isteriz. Mümkün mü? Mümkün. Bir daha soruyorum, mümkün dedim. Mümkün. Potansiyel olarak bu gerçekten mümkün. Bakın 1825 yılında Benjamin Compers matematiksel bir formül üretmiş insan yaşamı üzerine. Ve çok şaşırtıcı olarak bakın 200 sene önceden bahsediyorum. Bulmuş ki belli bir yaştan sonra ölüm riskimiz plato çiziyor ve hatta azalmaya başlıyor. Evet. 1825 yılında. Bundan 200 sene sonra 2018 yılında bu defa Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. O çalışmanın sonucunda da 80 yaşından sonra ölüm riskimiz plato çizerek azalmaya başlıyor. 105 yaşında %50 bir sonraki sene için yaşama şansımız var. 106 yaşında da bu böyle, 107 yaşında da bu böyle, 109 yaşında da bu böyle. Demek ki mümkün olabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Biz 100 yaşını geçmiş olan kişilere sanitarian diyoruz. Bir de 110 yaşını geçmiş olan kişiler var. Bunlar da süper centenarian olaraktan adlandırılabiliyorlar. Birleşmiş Milletler'in verdiği bir veri var. Bu veriye göre 1990 yılında 95 bin kişi 100 yaşını geçmiş. 2015 yılında bu sayı 450 bin kişi olmuş. Ve yine Birleşmiş Milletler'in yaptığı olasılık hesaplarına göre 2100 yılında yaklaşık 25 milyon kişi 100 yaşını geçmiş olacak. Japonya'da 2005 ile 2015 yılları arasında 100 yaşını geçen kişilerin sayısı 7 kat artmış durumda. Demek ki mümkün olabiliyor. Demek ki mümkün. Uzun yaşamın kodları neler hocam? Onları konuşalım o zaman. Onları konuşalım. Hemen konuşalım onları da. Şunu da ilave etmek isterim açıkçası. Buyurun. Bu önemli bir konu çünkü. Uzun yaşam önemli. Sağlıklı uzun yaşam çok daha önemli. Biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi. İstediğimiz gibi değil mi? İstediğimiz gibi. Aynen o şekilde. Uzun yaşamın kodları. Birincisi DNA'mız. Vücudumuzu yöneten DNA'mız. Bir uzaktan kumanda cihazı gibi bunu düşünün. Bütün fonksiyonlarımızı DNA'mız yönetebiliyor. DNA hasarı oluyor mu? Evet oluyor. Her hücre yüz binlerce defa hasara uğrabiliyor. Ancak bu hücrelerin kendilerini yenileme yetenekleri var. Bu doğasında olan değil mi? Doğasında. Dışarıdan bir etken olmadan kendi kendine parçalanıp bölünüp işte tekrar yenilenmesi var. Aynen o şekilde. Dışarıdan olan etkilerle daha negatif şekilde de etkilenebiliyor. Ve radyasyon olabilir, ışınlar olabilir, yediklerimizden olabilir. Bunlar da negatif olaraktan etkileyebiliyor. DNA'mız önemli. Aynen peki. Öyle. Bunun dışında ne var? Genlerimiz var. Genlerimiz de bizim için çok önemli. Genlerimizi etkileyen epigenetik dediğimiz dış faktörler de çok önemli. Bakın genlerimize baktığımız zaman neler var? %15 hastalıklar genetik köken olarak diyebiliyoruz. Ama aslında birçok hastalık epigenetik, yani dış faktörlerin kontrolü altında olan hastalıklar. Demek ki %50'sini en az biz bu hastalıkların kontrol etme yetisine sahibiz. Diğer ne var? Kök hücrelerimiz. Kodlarımızdan bir tanesi. Kök hücrelerimiz de yavrularlar, ya yeni kök hücreler oluştururlar ya da karaciğer, böbrek, hangi hücre gerekliyse o hücreleri oluşturma yeteneklerine sahipler. Kalp damar sistemimiz bir diğer önemli kodlarımızdan. Kalp damar sistemi özellikle Covid'de bu çok çok önemli hale geldi biliyorsunuz. Covid'de ne yazık ki damar duvarının çok fazla hasarlandığını gördük. Kan çok çok önemli. Hem oksijenlenme açısından çok önemli, hem de yararlı maddeleri organlara, vücudun sistemlerine taşıması açısından çok çok önemli. Hı hı. Diğeri oksidasyon ve antioksidasyon diye anlatabilirim bunu. Paslanma aslında. Evet. Hücrelerimiz paslanabiliyor. Bu paslanmayı engelleyici antioksidanlar, evet vücut kendileri de üretebilir ama dışarıdan da alınması
gerekebiliyor. Besin olarak mı sadece alabiliyoruz antioksidanları? Besin olarak almak mümkün. Aynı zamanda çeşitli uygulamalarla da antioksidanları arttırmamız mümkün. Nedir bunlar? Mesela? Glutatyon vardır, hı hı. C vitamini vardır. Hı hı. Örnekler çoğaltılabilir. Bir diğer, yine kodlardan bahsedersek eğer, yine önemli. Vitamin, mineral ve amino asitlerin tamamlanması. Diğeri de telomer ve telomeraz. Telomerden bahsedelim. Telomer boyu önemli biliyoruz ve telomeraz ölçümüyle yaşam süremiz nasıl hesaplanıyor peki? Telomeri açıklayalım önce. DNA'mız var, sarmal şeklinde kromozomlar var. Bu kromozomların ucu koruma amaçlı bir kılıfla kaplı. İşte buna telomer adını veriyoruz. Hı. Yaş ilerleyince ya da çeşitli hastalıklarla ya da biraz evvel bahsettiğim paslanma etkisi ile o telomerler kısalabiliyorlar. Bu da ne oluyor? Hücrenin düzgün bir şekilde bölünmesi ve çoğalması engellenebiliyor. Yani yaşlanma belirtileri ve hastalık belirtileri ortaya çıkabiliyor. Telomeraz da işte bunu kontrol eden enzim. Telomeraz neden önemli biliyor musunuz? Telomeraz enzimini eğer kontrol edebilirsek iki noktaya çare bulacağız. Haydi bakalım. Bir tanesi uzun yaşam ve ölümsüzlük, öbürü kanser. Kanser hücrelerinde de telomeraz çok fazla. Neden? Kanser anarşik bir şekilde çoğalıyor. Şu anda yapılan tedaviler, telomeraza yönelik tedaviler ilerlediği sürece ve bunlar şu anda gündemde, süper, kanseri de İnşallah. Bir şekilde İnşallah. Yenme durumuna geliyor olacağız. Nasıl ölçüyoruz bunları? Çok ileri yöntemlerle, genetik yöntemlerle bunları, telomerlerin boyunu, aynı zamanda telomeraz aktivitesini de ölçmemiz mümkün olabiliyor. Çok güzel. Beslenme ve gıdalanma farklı şeyler diyorsunuz hocam. Beslenme burada? Ve gıdalanma, evet, farklı şeyler. Şöyle anlatmak isterim bunu. Yemek yiyoruz. Karnımızı doyurmak üzere içgüdüsel olarak bunu yapıyoruz. Bu birinci aşama. Daha sonrasında beslenme var. Beslenme aslında bir süreç, eğitici bir süreç. Neyi, ne zaman, nasıl yediğimiz ve aktif bir şekilde bu sürece eğer katılıyorsak o zaman gıdalanmak adını veriyoruz. Neden? Bazı besinler, işte makro besinler olarak adlandırıyoruz. Karbonhidrat, yağ, protein, su, mikro besinler olarak adlandırdığımız vitaminler, mineraller, amino asitler, bunları ne zaman, hangi şekilde, hangi formlarda almamız gerektiğini aktif bir şekilde işin içine katılıp eğer yapıyorsak buna gıdalanma adını veriyoruz. Bakın burada ideal kiloya ulaşmaktan bahsetmiyorum. Vücudun metabolizmasını en aktif şekilde, yaşlanmayı engelleyici şekilde kullanmaktan bahsediyorum. Buna gıdalanma adını veriyoruz ki bunu da aslında yine genetik testlerle ölçmemiz mümkün olabiliyor. Bu da güzel bir haber. Peki tabii ki pandemide daha çok aslında farkındalık yarattık. Bağırsak sağlığımız, bağışıklık sistemimizle alakalı. Önce bağışıklık sistemimizden bahsedelim dilerseniz. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik uygulamalar neler hocam? Bağışıklık sistemi çok ama çok karmaşık bir süreç. Biz hemen zaten şey anlıyoruz değil mi, bağışıklık sistemi? İyi beslenme, iyi uyku ve işte egzersiz diye düşünüyoruz. Bunlar mutlaka var. Zaten bunlar var. Bunlar var. İyi gıdalanma, İyi gıdalanma demek lazım. İyi gıdalanma, evet, uyku çok çok önemli. Egzersiz çok çok önemli. Size uygun olan egzersiz çok çok önemli. Ayrıca stresi yönetmek. Stresi yönetmek de yine bağışıklık sistemi üzerine çok önemli. Ne dedim? Bağışıklık sistemi karmaşık bir süreç. T lenfositler var, B lenfositler var, sitokinler var. Hmm. Sitokini nereden hatırlıyoruz? Hmm. Covid'de evet. Hepimiz duyduk, sitokin fırtınası var. Hmm. Vücut kendi kendine savaş ilan ediyor. Hı-hı. Yabancı maddeyi gördü. Askerleriyle gideceği yere topla, tüfekle saldırmaya başlıyor. İşte buna sitokin fırtınası adını veriyoruz. O nedenle bağışıklığınızın optimum düzeyde, size uygun bir düzeyde olması gerekiyor. Onu hep orada o seviyede tutabilmek aslında çok çok önemli. Aynen o şekilde. Çünkü zaten hani virüsler, bakteriler vesaire de hep o düşüklük anını bekleyip bizi yakalıyor. Anında ortaya çıkıyorlar mi? Ve evet, alarm veriyorlar. Evet. Bu alarmları da iyi izleyelim. Ateşimizin yükseldi, cildimizde farklı bir kaşınma mı var, reaksiyon var. Bunların hepsi alarm. Sağlıklı bağırsak florasının öneminden bahsedelim birazcık da hocam, buyurun. Mikrobiyata ya da mikrobiyom diyebiliriz buna. Çok çok önemli. Önem kazanmaya da devam ediyor. Baktığımız zaman yediklerimiz, gıdalarımız biraz evvel söylediğim gibi çok yararlı olabilir ama aynı zamanda zararlı da olabilir. Bu zararı ölçmenin ya da yararı ölçmenin farklı yöntemleri var. Nedir? Nutrigenetik testler dediğimiz genetik testlerle. Bu testlerle hangi gıdanın
ne zaman, hangi miktarla, nasıl alınması gerektiği tarafımızca genetik testlerle ölçülmek mümkün. Bağırsak mikrobiyotasına gelince disbiyozis dediğimiz olaydan biraz bahsedeyim. Bakteriler var. Bu bakterilerin olması gerektiği yerde, olması gerektiği tipte, olması gerektiği sayıda olması çok çok önemli. Eğer burada bir farklılık varsa, ince bağırsakta olması gereken bakteri kalın bağırsakta varsa, mideye doğru çıkmışsa, o zaman biz buna disbiyozis adını veriyoruz. Hmm. İşte o zaman da otoimmün, yani bağışıklık sistemi hastalıkları dahil olmak üzere MS, Parkinson, Alzheimer da dahil olmak üzere kansere kadar giden yolda ne yazık ki negatif olarak etkileyebiliyoruz. Neden? Tüm bu bozukluklarla beraber bağırsağı şöyle düşünelim. Sıkı olaraktan düşünelim. Buna tight junction adını veriyoruz. Bunlar eğer toksinlerle problem olmaya başlarsa, bakteriler koruma mekanizmasını yerine getiremezlerse yavaş yavaş açılmaya başlıyorlar. Hmm. Açılınca buradaki toksinler kana karışıyorlar. Kana karıştıkları zaman da kan beyin bariyerini geçme riskleri ne yazık ki var. İşte o zaman da nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz hastalıklara da sebep olabiliyorlar. Burada önemli bir konu var, yine onu konuşmak istiyorum. Ozon uygulamasının sağlığımızdaki yeri nedir hocam? Ve nasıl uygulanıyor? Öncelikle ben burada Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etmek isterim. Bundan belli bir zaman önce ozon uygulamasını tamamlayıcı tedaviler arasına aldılar. Hı hı. Ve bunun hekimler tarafından, eğitim almış hekimler tarafından yapılmasını öngördüler. Çünkü bu tip uygulamaların gerçekten de merdiven altı olarak yapılmasına hepimiz karşıyız. Hı. Ozon nedir diye baktığımız zaman O2 oksijen, O3 ozon. Yani 3 oksijen atomu var orada. Hı hı. Süper dezenfektan diyebiliriz. Klordan 2900 kat daha güçlü bir dezenfektandır. Ozonun dozuna göre oksidan ve antioksidan özellikleri vardır. Bu doz da kişiye göre belirlenmelidir. Yani herhangi biri geldi, herhangi bir ölçüm yaptırmadan, oksidasyon, antioksidasyon kapasitesine bakmadan, sorgulamadan ben şu dozda ozon yapıyorum demek doğru değildir. Hmm. Nasıl etkili? Birçok yönden etkili. Öncelikle oksijenlenmeyi vücutta artırır. Bağışıklık sistemi üzerine etkilidir. Virüs ve bakteri üzerine etkilidir. Uygun dozlarda, uygun sürede, uygun şekilde verildiği zaman. Hangi şekillerde verebiliyoruz? Kan yoluyla ozon tedavisi uygulanabilir. Belli miktar kanınız alınır, ozonlanır, tekrar size geri verilir. Ya da serum fizyolojik ozonlanıp tekrar geri verilebilir. Bunun yanında rektal uygulamalar var. Yani makattan yapılan uygulamalar var. Vajinal uygulamalar var. Kulaktan yapılan uygulamalar var. Ya da enfeksiyonlara karşı torbalama dediğimiz yöntemlerle yapılan uygulamalar mevcut. Ya bir de çok merak ediyorum. Ev içinde kullanılan ozon makineleri var ya mesela, onları kullanmak da iyi bir şey değil mi? Yani dezenfektan kesinlikle iyi bir şey. Daha farklıdır ama ozonu dezenfektan olarak da tabii ki kullanabiliyoruz. Yani virüsleri, bakterileri öldürdüğü için. Aynen o şekilde kullanabiliyoruz, evet. Lenf drenaj uygulaması nedir ve neye iyi gelir? Onu da biraz konuşalım hocam. Hemen konuşalım. Şimdi vücudumuzda toksik maddelerin atılması gerekiyor. Karaciğer toksik maddenin atılmasında organların başta geleni. Faz 1 ve faz 2 detoks dediğimiz detoksun fazları karaciğerde yapılıyor. Diğer önemli organ lenfler. Lenfleri de bir damar gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Damardan farklı şudur. Herhangi bir şekilde kasılma, genişleme gibi özelliklerine sahip değildir. Ancak bir boru şeklinde bütün vücudu dolaşır. Ne yazık ki toksik maddelerde lenf noktalarında, tetik noktası dediğimiz noktalarda, özellikle buralarda, omuzlarda, sırtta ağrılar varsa laktik asit birikimi oluşur. İşte o asit birikime dayalı olarak da ağrılar oluşur. En basit örneğini veriyorum size. Evet. Bu lenf kanallarının bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hmm. Temizlenmesinin çeşitli yolları var. Bunlar fitoterapi yöntemleriyle temizlenebilir. Egzersiz lenf kanallarının akımını sağlamak için çok çok önemlidir. Aynı şekilde tetik lenf noktalarına... Lenf drenaj masajları vardır hocam bir de. Aynen öyle. O şekilde tetik noktalarına yapılan masajlarla bunu da uygun şekilde bunun eğitimini almış kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Evet. O toksinlerin de atılması mümkün olabiliyor. Yıldır hocam biraz ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Buyurun efendim, reklamlar. Evet, uzman doktor Yıldıray Tanever hocamla sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Neler eklemek istersiniz hocam? Buyurun. 100 yaşına kadar, 150 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyor muyuz? Evet, istiyoruz. O zaman karar bize ait. Lütfen kendimize bakalım. Tetiklerimizi yaptıralım, uzun yaşama, sağlıklı yaşama adım atalım.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.